Fatih Muhammediye Tarikatı üyeleriyle ilgili mahkeme kararlarını açıkladım. Aynı zamanda bu grubun örgüt üyelerinden biri olan kişinin şu ekranda fotoğrafını görmüş olduğunuz kişi tarafından sosyal medya hesabından açık ve aleni bir şekilde tehdit edildiğimi de size belirtmiştim. Şimdi bu kişiyle ilgili bilgi de vermek istiyorum sizlere. Bu kişinin kimliği tespit edildi. Hasan Demir isimli kişi. 1995 doğumluymuş. Dün akşam saatlerinde operasyon yapılıyor ve bugün itibariyle Pendik'te Hasan Demir yakalanıyor sevgili seyirciler. Gözaltına alınıyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. İfadesi alınarak tehdit suçundan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevki sağlandı. Teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde yaşadıklarım konusunda destek olan, yanımda olan, yanındayız diyen, yalnız değilsin diyen, hem ekran başındaki yıllardır beni tanıyan kıymetli seyircilerime, hem eşime, dostuma, çevreme ve yakınlarıma, varlığınız inanın bana güç verdi. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi gözaltına alındı. Pendik'te bir arkadaşının evindeymiş. Gelen bilgiler böyle. Sosyal medya hesabından da işte bu mürit ve onun yanında kaldığı sürelerle ilgili her şeyi de zaten o dönemde de paylaşmış. Tekrar emniyet ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de dediğim yani ben de bu olay başıma geldiğinde yaptığım ilk şey bir vatandaş olarak. Bakın Esra Erol ve bu kimliklerin hepsini kenara koyun. Bir vatandaş olarak yapmam gereken ilk şey karakola ya da savcılığa gidip şikayetçi olmak. Ve ben gidip bu kişiyle ilgili şikayetimi yaptım. Gözaltına alındı tehdit suçundan da. Bundan sonraki süreçte ne olacağını sizlere de aktaracağım. Bu sebeple sevgili kadınlar, benzer mağduriyeti yaşayan kadınlar sizlere çağrımdır. Sadece aslında cinsiyet ayrımı da yapmayayım. Bir kişi tarafından bu sevgiliniz, kocanız, iş arkadaşınız, yakınınız kim olursa olsun sizi böyle tehdit eden biri varsa lütfen beni aramaktan çekinmeyin. Karakola gidin, savcılığa gidin, şikayetinizi yapın ve sonrasında da bu kişiden korkmak yerine lütfen bulunması konusunda elinizden geleni yapın. Ben bu konuda size herkese sonsuz destek olurum. Bunu da biliyorsunuz zaten. Sağ olun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.